sevgisi sonsuzdur. Amin. Öyle bir Rabbimiz var, her şeye gücü yeten bir Tanrımız var ve sevgisi sonsuz olan bir Tanrımız var ve bunun için Rabb'e şükür ediyorum. AP e hamd ediyorum. Onun bereketleri için, hayatımızda onun yüceliği için seviniyoruz bununla kardeşler neden? Çünkü biz korkmuyoruz. Çünkü Rab bizim çobanımızdır. Rab bizim kurtarıcımızdır. Rab bizim kayamızdır. O yüzden biz korkmuyoruz. Amin. Rabb'e yücelikler olsun. Evet bu sabah sizinle paylaşmak istediğim bir konu var. Rab yüreğime bu konuyu koydu. Ve bu konu her şeyin zamanı var. İnanıyor musunuz buna? Her şeyin zamanı olduğuna inanıyor musunuz? Kutsal kitap bize öğrettiği değil ki her şeyin zamanı var. Ve ben buna çok iman ediyorum ki her şeyin bir vakti var. Her şeyin bir zamanı var kardeşler. Onun için İlk önce istiyorum açasınız Vaiz kitabını. <laughs> Bulgarca'da Eklesias. Türkçe Vaiz Süleyman'ın kitaplarından biri. Üçüncü bölüm. Ona bir bakalım. Üçüncü bölüme. Birden sekize kadar okuyacağım kardeşlerim. Her şeyin mevsimi... Göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var. Yaz tutmanın zamanı var, oynamanın zamanı var. Taş atmanın zamanı var, taş toplamanın zamanı var. Kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var. Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var. Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var, konuşmanın zamanı var. Senmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. Savaşın zamanı var, barışın zamanı var. Amin. Evet, burada Rabbin sözü bize açık açık gösteri neyin ve nasıl zamanlar var kardeşler. Ve ben Rabbin sözüne inanıyorum. Eğer Rabbin sözünde bunlar yazıyorsa bunlar gerçektir kardeşler. Ve inanıyorum ki her şeyin bir zamanı var. Hayatımızda olan her şeyin bir vakti bir zamanı var. Biliyorsunuz ki diye ki daha başlangıçta her şeyin bir mevsimi var. Göklerin altındaki her olayın bir zamanı vardır. Yazın zamanı var, Kışın zamanı var. İlk bakarın zamanı var. Son bakarın da zamanı vardır. Yapraklar dökülü. Yapraklar açı. Her şeyin bir zamanı var yeryüzünde kardeşler. Her şeyin bir vakti var. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum. Ve bu yüzden... Bu yüzden zamanımızın değerini bilmeliyiz. Zamanımızın değerini bilmeliyiz ve her şeyin bir zamanı olduğunu da bilmeliyiz kardeşler. Çünkü çünkü biz insanlar zaman içinde yaşıyoruz. Zamanın içinde yaşıyoruz. Evet. Tarih ise zamanın üstündedir. Tanrı zamanın üstündedir. Biz ise zamanın içindeyiz. O her şeyi önceden gören, bilen yüce bir Tanrı'dır. Doğru mu? Evet. Tanrımız her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ve o zamanın üstündedir. Onun için zaman yoktur. Ama biz insanlar için ne var? Zaman var. Biz insanlar için vakit vardır kardeşler. Yapmanın zamanı var, kalkmanın da zamanı var bizim için. Değil mi öyle? Bizim için her şeyin bir zamanı var. İşlemenin zamanı var, dinlenmenin de zamanı var. Değil mi öyle? Ağlamanın zamanı var, gülmenin de zamanı var bizim için. Ve bu yüzden her şeyin bir zamanı vardır. Ama Tanrı bütün zamanların üstündedir. Amen. Her şey onun için vardır kardeşler. O yüzden biz de Tanrımızı her şey gücü yeten Tanrımıza göre yaşamalıyız. Onun zamanına göre yaşamalıyız. Onun isteğine göre yaşamalıyız kardeşler. Çünkü Rab Tanrı bize bir zaman verdiyse, bir vakit verdiyse biz de bu zamana göre ayak uydurmamız lazım. Bu zamana göre biz de yaşamamız lazım kardeşler. Evet. Çünkü önümüzde bir zaman var. Ve biz de bu zamana göre yaşamalıyız. Biz insanız. Bazen eğlenmeden, gülmeden ihtiyacımız var, doğru mu? Hani bizim imanlıysa şimdi ver, gülmeyelim mi? Eğlenmeyelim mi? Tabii. Eğlenmek bizim de hakkımız. Gülmek bizim de hakkımız. Ama öyle günler var ağlıyoruz da. Seviniyoruz, mutlu oluyoruz ama bazen de üzülüyoruz. Çünkü dediğim gibi her şeyin bir zamanı vardır kardeşler. Gülmenin zamanı var, ağlamanın da zamanı vardır. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum kardeşler. Şimdi burada bakın birkaç resim göstereceğim size ve buna göre biraz konuşacağız. Zaman ve hayat çok kısa ve bu yüzden değerini bil. Zaman çok kısadır ve Rabb'e güvenerek yaşa. Çünkü zaman çok kısadır kardeşler. Bakın. Bebek Büvüyor, okula gidiyor, emeklemeye başlıyor, burada okula başlıyor, üniversite bitiriyor, yavuklusu oluyor, evleniyor, çocuk sahibi oluyor, işe başlıyor, ihtiyarlıyor ve ondan sonra bu hayattan geçiyor. Zaman böylece adım adım gidip ilerliyor kardeşler. Zaman ilerliyor, zaman geçiyor. Doğru mu? Zaman geçiyor kardeşler. Dün neydik, bugün ne olduk? Zamanlar ilerliyor, zamanlar geçiyor. Ve bu yüzden hayat çok kısa, bu yüzden egolarımızı bir kenara bırakma zamanı geldi. Artık kendi istediklerimizi bırakalım ve Rabbin isteğine göre yaşayalım. Amin diyelim mi buna? Kendi egolarımızı, kendi istediklerimizi, kendi bencil tutkularımızı bir yana atarak, çöpe bırakarak artık Rab için yaşayalım. Rab'bin zamanı içinde yaşayalım. Rab'bin bize verdiği bu zamanı mutlu ve bereket içinde yaşayalım kardeşler. Evet. Çünkü Rab bunu bizden istiyor. Hızca affetmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü zaman gidiyor. Ne zamana kadar düşmanlık besleyeceğiz? Ne zamana kadar nefret edeceğiz birinde? Günlerimiz sayılıdır. Bugün varız, yarın yokuz kardeşler. Bu yüzden çabuk affetmeliyiz. Çabuk bağışlamalıyız. Çabuk özür dilemeliyiz. Evet. Çünkü günler gidiyor ve geçiyor ve bir gün hiç anlamayacağız. Rabbin önüne çıkıp cevap vereceğiz. Sen bunu neden affetmedin? Sen bunu neden bağışlamadın gene? Öyle bir zamanımız gelecek. Ve bu yüzden şimdi fırsat varken zamanımızı değerlendirelim. Çabuk affedelim. Bağışlayalım kardeşler. Ve bunun için inanmaya başlayalım. Rabbe inanmaya, Rabbe güvenmeye, her gün başlamalıyız. Tüm kalbimizle sevmeye başlayalım. Herkesi sevelim. Herkese yardım edelim. Çünkü zaman kısadır. Sevdiklerimizi sevelim. Sevdiklerimizle güzel zaman geçirelim. Çünkü zamanımız kısadır. Bunu kardeşler gülelim. Sevinelim. Eğlenelim. Ve bununla mutlu olalım. Çünkü zamanımız kısadır. Bu yüzden Hayatımızı neşe ve mutluluk içinde yaşayalım. Hayatımıza her gün sevinç katalım. Rab'le beraber mutlu olalım. Ailemizle beraber sevinelim. Artık bu ne yapmış, bu ne etmiş diye dedikodusunu yapmayalım. Ama kendi hayatımıza bakarak mutluluk duyalım. Kendi hayatımıza bakalım ve Rab'le, ailemizle sevinelim kardeşler. Çünkü zamanımız kısadır ve bu yüzden her bir engeli ortadan kaldıralım. Ve Rab'le sevinelim kardeşler. Rab'le mutlu olalım. Neden? Çünkü çünkü zaman yaklaşıyor. Neden? Zamanımızı doğru yerde doğru şeyler için harcamalıyız kardeşler. Zaman ilerliyor. Rab bize bir zaman verdi. Her gün bize 24 saat veriyor Rab. Ve biz bu 24 saati doğru bir şekilde Rab için kullanmamız lazım ve sevdiklerimiz için doğru insanlar için onu kullanmamız lazım. Zamanımızın değerini bilmeliyiz. Her bir dakikamızın, her bir saatimizin, her bir vaktimizin değerini bilerek yaşamalıyız kardeşler. Çünkü her bir saniye, bakın saniye diyorum, dakika demiyorum. Bir saniye bile bizim için değerli de neden? Çünkü düşünün birkaç saniye soluksuz kalırsak öleceğiz. Doğru mu? Hani dakika demiyorum birkaç saniye içerisinde ölebilirik solusluk nefessiz kalırsanız. O yüzden kardeşler bunun çana saniyelerimiz için dakikalarımız için saatlerimiz için bu kocaman zamanımız için Rabbe her gün şükretmeliyiz. Her gün Rabbe övgüler sunmalıyız ve zamanımızı dakikamızı her gün değerlendirelim. Her gün onun değerini bilerek yaşayalım. Zamanımızı uykuda geçirmeyelim ne olur. Zamanımızı boş şeylerde geçirmeyelim ne olur. Ama zamanımızın değerini bilelim. Ve bazen gençler diyor çok geç uyanıyoruz. Neden? Çünkü geç uyuyorlar. Ama erken kalkmanın şey sırrı nedir biliniz mi? Erken uyumaktır. Erken uyursa, zamanla uyursa zamanla da erken kalkacağız ve günümüz kocaman olacak. Ama biz ne yapıyoruz? 12'de uyanıyoruz. Yemek yiyiz gün bitti. Zaman gitti. Ama ta erken kalkarak Rab'le zaman geçirerek yürüyüş yaparak Rab'be yücelik verebiliriz. Onun için her dakikamızın zamanını bilelim kardeşler. Hayatta en değerli şey zamandır. Unutmayın. Hayattaki en değerli şey zamandır ve zaman satın alınamaz. Unutmayın zaman parayla satın alınamaz. Çünkü zaman bize Tanrı'nın bir armağanıdır Zamanımız Tanrı'nın bir armağanıdır Bugün bu zamanı yaşıyorsanız Bu saatleri yaşıyorsanız Bu Tanrı'nın armağanıdır Ve o satın alınamaz kardeşler Ve kime harcadığına dikkat et Bu zamanı kime harcıyorsun Bu zamanını kimin için kullanıyorsun Bunun için çok çok Dikkat etmeliyiz kardeşler Zamanımızı doğru Bir şekilde doğru yerler için Doğru insanlar için kullanalım bu çok önemlidir. Bazen zamanımızı harcadığımız kişiler değerimizi bilmeyebilir. Bu normaldir. Bilmeyebilir. Bize ilgi saygı göstermeyebilirler. Olsun. Ama biz bilelim kime ve nasıl zaman harcıyoruz. Kiminle vakit geçiriyoruz. Anlıyorsunuz mı kardeşler? Değerimizi bilenlerle zaman geçirelim. Onlarla vakit geçirelim ve sevdiklerimizle bol bol zaman geçirelim çünkü sonra pişman olacağız. Neden? Onları kaybettiğimizde diyeceğiz. ey keşke anamla, babamla, çocuğumla daha uzun bir zamanım olsaydı da vakit ayırsaydım zamanım olsaydı değil mi? Öldükten sonra sonra çok pişman oluyoruz ve bunları söylüyoruz. Ama işte zaman beklemeyelim. Sevdiklerimiz yakınlarımız ölsün de onların değerini bilelim. Şimdi zaman var biz onlarla zaman geçirelim kardeşler. Şimdi vakit var biz sevdiklerimizin değerini bilelim. Biz yine de onlar için dua edeceğiz. Bizim değerimizi bilmeyenler için de dua edeceğiz kardeşler. Önemli olan zamanımızı boşa harcamayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Zamanımızın değerini bilelim ve doğru bir şekilde zamanımızı ilk yerde Rab'be sonra ailemize ve sonra klisemize kullanalım. Amin. Belli mi? Zamanımızı çok önemli ilk yerde Rabb'e, hadi hep beraber diyelim mi? Rabb'e, Rab e. ailemize, ailemize ve klisemize. Ve klisemize. Amin. Amin. Bu zamanımızı bu üç şekilde kullanmamız lazım kardeşler. Bu zaman çünkü bize Rabb'in bir hediyesidir. Ve en büyük zamanımızı rap için kullanalım. Ailemiz için kullanalım ve klisemiz, hizmetimiz için kullanalım kardeşler. Ve bunu yaparsanız inanın o kadar mutlu ve sevinçli olacağız. Eğer farkındaysanız günler, aylar ve yıllar çok çabuk geçip gidiyor. Doğru mu? Sizden duymak istiyorum. Çok çabuk geçiyor kardeşlerim. Ve kutsal kitap diyor ki sizin için günleri kısaltıyorum diyor Rab. Çünkü daha korkunç acı günler oluyor. Ve bunun için de kardeşler eğer farkındaysanız bir uyanıyız. Ülen olmuş. Bir bakayız akşam olmuş. Gene yatıyız. Gene yatıyız. Gene kalkıyız. Sabah oluyor. Akşam oluyor. Günler gidiyor geçiyor. A biz daha bilmeyiz nerelere gidelim? Hatırlayız mı bu laki? Benim çok sevdiğim bir eski laki. Günler gidiyor. Seneler geçiyor. A biz daha bilmiyoruz nerelere yürüyelim. Evet. Onun için kardeşler günler gidiyor. Geçi seneler geçi. Çocuklar büyüyor. Evleniyor. evleniyor, biz yaşlanıyoruz. itiyarlıyoruz, Zaman değişiyor. Zaman tekerlek dönüyor. Bizim bir lafımız var ya. Tekerlek dönüyor. Çocuklar büyüyor, okula başlıyor, evleniyorlar, aile kuruyorlar. A biz ise onların yanında yaşlanmaya başlıyoruz. Evet. Onun için de kardeşler zamanımızı doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Ne diyor? En büyük yanlışımız ne? Daha çok vaktimiz varmış gibi yaşamak. En büyük yanlışlığımız bu kardeşler ki biz zannediz ki daha çok büyük ömrümüz var. Çok uzun bir zamanımız var. Nereden biliyorsun? Bunun nerede bir garantisi var? Yarın kim ne olacağını biliyor mu burada? Yarın pazartesi. Kasabaya gideceğiz, işimiz var. Ama ne yapacağız? Ne işimiz var? Belki plan yapıyoruz. Buraya buraya gideceğiz. Ama bizimle ne olacağını bilmiyoruz. Yarın sabaha çıkacağımızı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Türkiye'de kardeşlerimiz de öyleydi. Deprem oldu sabah dördünde. Hiç kimse beklemezdi. Ansızın bum. Her şey devrildi. Her şey yok oldu. Onun çana kardeşler, bilmiyoruz. Yarın bizimle ne olacağını bilmiyoruz. Onun çana Öyle yaşayalım ki yarın Mesih gelecek gibi. Amin. Martin Luther'in çok sevdiğim bir sözü var. Her gün öyle yaşa ki Mesih dün öldü, bugün dirildi ve yarın geliyor. Amin. Öyle lazım yaşayalım. Mesih dün öldü, bugün dirildi, yarın geliyor. Ve biz hazır mıyız? Hazır mıyız onu karşılamaya? Hazır mıyız onu beklemeye? Evet. Onun için ona, sevgili kardeşler her gün öyle bir zamanımız olması lazım ki Mesih için zamanımızı kullanalım. Zamanımız gidiyor, ilerliyor, yaşlanıyoruz. Zamanı tutamıyoruz. Zamanı geri çeviremiyoruz. Doğru mu? Hadi tutalım zamanı. Durmuyor zaman. Zaman gidiyor. Zamanı geri de çeviremeyiz kardeşler biliniz mi? Keşkeler çok oluyor hayatımızda. Keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim, keşke bunu demeseydim diye çok pişmanlıklar da yaşıyoruz. O yüzden şimdi zamanımızı doğru bir şekilde kullanma zamanı geldi. Pişman olmamak için, geriye bakmamak için zamanımızı doğru bir şekilde kullanalım. Doğru kişiler için kullanalım. Rabbin hizmeti için kullanalım. Rab için kullanalım ki sonra pişman olmayalım. Sonra demeyelim ah be Rabb'e bu kadar hizmet edemedim. Keşke hizmet etseydim. Keşke ailemi kurtarsaydım. Keşke çocuklarım imansıza evlenmeden önce imanlıyla evlendirseydim. Demeden önce iyi düşün ve zamanını doğru kullan. Evet, sonra pişman olacaksın. O yüzden şimdi zamanımız var. Keşke demeden onu düşün ve zamanını değerlendir. Zamanını değerlendir kardeşler. Bu yüzden Musa biliniz mi ne diyor? Mezmurlar kitabında diyor ki o yüzden kardeşlerim Musa diyor ki bana günlerimi saymaya öğret ya Rab. Günlerimi bana saymaya öğret ya Rab diyor Musa. Yani bugün günlerimizi saymayı bize Rab öğrettirsin. Çünkü bilmiyoruz ne oluyor bizimle günlerimizi sayalım. Çünkü geri çeviremeyiz onları. Pişmanlık yaşamamamız için iyi düşünmemiz doğru kararlar al almalıyız. Görüyoruz ki son zamanlarda ne çabuk günler. Aylar geçip gidiyor değil mi kardeşler? Çok çabuk geçiyor. Zamanı tutamıyoruz. Çocuklar büyüyor, biz ise yaşlanıyoruz. Zaman gidiyor. Son zamanlarda sevdiklerimizle bol bol güzel zamanlar geçirelim. Sonra pişman olmayalım diye. Onun için dediğim gibi her şeyin bir zamanı vardır ve zamanımızın değerini bilerek yaşamalıyız kardeşler. Şimdi en önemli zamanlardan birini sizinle paylaşmak istiyorum. Dördüncü olarak en değerli zaman Rab'le geçirilen zamandır. Amin. Evet, evet. En değerli zaman Rab'le geçirilen zamandır. İnanıyınız evet. mu buna? Evet. Kim inanıyor? Evet. Yapıyınız mı bunu? Evet. Biliyoruz ama yapmıyoruz. Yakup değil iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. O yüzden dikkat edelim. Biliyoruz ki en değerli zaman Rab'le geçirilen zaman dua ve okumaktır. En değerli zaman budur kardeşler bakın. En güzel zaman budur. Rab'be ayrılan vakit en güzel vakittir. Ve burada güzel bir söz var onu okumak isteyeyim Diyor ki. Rab'le vakit geçirmek inanılmaz bir armağandır. Amin. Rabbin sesini duymak, okumak, Rab'le duada konuşmak bir büyük ayrıcalıktır. Amin. Bu çok büyük önemdir bizim için kardeşler. Rab'le geçirdiğimiz her bir zaman bizim için bir büyük berekettir. Berekettir. Ve bu yüzden biz bu zamanı lazım hiç kaçırmayalım. Rabbin sesini duyalım. Ne zaman duyacağız? Onun sözünü okuyarak onun sesini duyacağız kardeşler. Dua ederek ise Rabbe konuşacağız. O yüzden bizim yapmamız gereken her gün Rabbe zaman ayırmak, dua etmek için, onun sözünü okumak için. Ben getirdim, kutsal kitap getirdim. Bulgarca'da, Türkçe'de, Bulgar yazılarına da Türkçe'de getirdim. Sonra size vereceğim. Ve hepinizin bu kitapçığı okumanızı istiyorum. Rabbin sözünü okumanızı istiyorum. Çünkü en değerli zaman Rab'le geçirilen zamandır kardeşler. Onun için de sabah erken kalkarak Rab'le bol bol zaman geçirin. Hiçbir iş yapmadan önce Rab'le zamanınızı geçirin. Zamanınızı doğru bir şekilde kullanın kardeşlerim. Rabbin yolunda bunu yapmamız lazım. Rabbin yolunda hizmet ederek tarih yazma zamanı gelmiştir. Artık Rabbin yolunda tarih yazanlar olun. Rab'le geçirmek zaman istemez misiniz kardeşler? Rab'le zaman geçirmek istemez misiniz? İstiyoruz değil mi? Ve o zaman hemen harekete geçme zamanı geldi. O zaman zamanını doğru bir şekilde kullan. Onlar nedir biliniz mi? Sabah erkenden kalk ve ilk işin Rab'be günaydın demek olsun. Daha sabah erkenden kalktığında, daha gözünü açtığında Rab günaydın. Sana şükrediyorum, soluyorum Rab. Bugün yaşıyorum. Hamdolsun sana Rab. İlk işimiz daha gözümüze açtığımızda Rab'be şükretmek olsun. İlk işimiz olsun. İlk işimiz olsun. Telefon değil. İlk işimiz olsun. Sabah kalktığımızda elimize telefonu almayalım. Elimize ilk önce kalktığımızda kahveyi de almayalım. Ama ilk önce Rab'be günaydın diyelim. Rabb'le konuşalım. Ona şükredelim. Ona derdimizi söyleyelim. Ona içimizi dökelim ve güne öyle başlayalım. Göreceğiz ne kadar huzurlu, ne kadar esenlik içinde bir gün yaşayacaksınız. Ne kadar mutlu bir gün yaşayacaksınız. Bunu tavsiye ederim. Yapın ve görün. Bereketini göreceksiniz. O yüzden sevgili kardeşlerim, bizim zamanımız lazım Rabbin önünde doğru bir şekilde kullanılsın. Çünkü zamanı bize Rab veriyor. Onun diri ve etkili sözünü okumak için zamanımız olsun. Buna kendimize zaman ayıralım. Sabah erken mi, akşam gece vakti mi? Siz kendinize bir program yapın ve ona göre Rab'le zaman geçirin. Tamam mı? Onun sözünü derin derin düşünmek için kendinize zaman ayırın. Onun sözünü hayatınızda uygulamak için zaman ayırın. Bunları yaparsanız göreceksiniz daha mutlu ve bereketli olacaksınız. Çünkü Rabbin sözü içinizde yaşayacaktır. Rab'e hizmet etmek için zaman bulmalıyız kardeşler. Rab'e hizmet etmek için de zamanımız olmalıdır. Sonra keşke bunu yapsaydım deme. Keşke bu kardeşi müjdeleseydim. Bizim hayatımızda var oldu. İstedik bir plan yaptık. Bir kardeşi gidelim dolaşalım. Dua edelim onun için. Adam ikinci günü öldü. Ve biz kendimizi yedik dedik ki ne yaptık biz? Keşke hemen gitseydik. Adam kayboldu. Bitti. Ve bazen biz hayatımızda keşkeler yaşıyoruz Biliyiniz mi? Keşke yapsaydım. Keşke önceden gidip bu adama müjdeyi verseydim. Keşke onunla daha önce konuşsaydım. Her zaman böyle pişmanlık duygusu olacağı ve vicdan azabı çekeceğiz. Onun için de şimdi zaman kardeşler bunu yapalım. Sevdiklerimize iyi haberi müjdeyi duyuralım. Onlarla zaman geçirelim ve onlara İsa Mesih'i anlattıralım. Evet kendimize zaman ayıralım hizmet etmek için keşke bunu müjdeleseydim, keşke böyle hizmet etseydim dememek için. Şimdi zaman onu yap. Şimdi zaman onu yap. Başla. Yarına bırakma. <laughs> Çünkü yarın geç olabilir. O yüzden Paulus diyor 2. Korintoslar 6.2'de dedi ki uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş zamanı işte şimdidir. Evet. Uygun zaman şimdi. Kurtuluş zamanı şimdi. Yarına bırakmayın. Ertelemeyin. Şimdi zamanınızı kullanın ve sevdiklerinize iyi haberi müjdeyi duyurun. Amin. Kurtuluş günü şimdi kardeşler. İyi haberi İsa Mesih'in ölümünü ve dirilişini yayın. Sevdiklerinizle bunu paylaşın. Biz kurtulduğumuz gibi onlar da kurtulsun. Onlar da İsa Mesih'e iman etsinler diye. Bunu yapmamız için biz görevliyiz. Biz sorumluyuz ve bunu yapmamız lazım. Zamanımızı böyle şeyler için. Kullanmamız lazım. Zaman değerlidir. Yarın geç olabilir kardeşler. Pavus bütün yaşamını, zamanını Rabb'e hizmet ederek kullandı biliyor musunuz? Bir tanrı adamı. Bütün zamanını, bütün yaşamını Rabb'e hizmet ederek kullandı. Onu Rabb'e hizmet ederek geçirdi. Müjdeyi paylaşmak için, insanların kurtulması için bütün zamanını harcadı. Aile kurmayı düşünmedi. Ama insanlar kurtarmayı düşündü bu adam. Evet. Zorluklardan, elemlerden geçmesine rağmen yine de zamanını insanları kurtarmak için kullandı. İyi haberi, müjdeyi paylaşmak için kullandı. Ve bugün biz de bunu yapmalıyız. Paulus gibi iyi haberi duyurmamız lazım kardeşler. Ama ilk önce kendimizi adalım. Dua ya kendimizi adalım. Rabbin sözünü kendimizi adayalım. Okuyalım. Oruç tutalım kendimizi iyice Rabbin yolunda adanmış kişiler olarak yola çıkarak müjdeyi yayalım kardeşler. Bunu yapmamız gerek. Zaman yaklaştı çünkü. Bunu çana zamanımız yakındır kardeşler. Rabbe kardeşlerine hizmet etmen için kendine zaman ayır. Bu da çok önemli. Rabbe ne? Kardeşlerimize de hizmet etmemiz için kendimize zaman ayırmalıyız. Zaman bulmalıyız Rabbe hizmet etmek için. Toplantılara sürekli sadık bir şekilde katılmak için kendine zaman ayır. Salı günü, perşembe günü, pazar günü kendine zaman ayır toplantıda olasın. Bir saat, iki saat Rab geçirmen için kendine zaman ayır. Bu çok önemlidir. Neden biz buraya toplanıyoruz? Birlikte çünkü güç var. Çünkü birlikte daha çok Rabbin yüceliğine erişiyoruz. Evet, birlikte birlikte dua ediyoruz. Birlikte Rab'bin sözünü paylaşıyoruz ve birlikte birbirimize ateş veriyoruz kardeşler. Birbirimizi güçlendiriyoruz. O yüzden biz bir araya geliyoruz. Bizim görevimiz budur. Birbirimize ışık vermek için bir araya toplanıyoruz. Sen kardeşine ışık vereceksin. Birbirimizden ışık almamız lazım. Birbirimizi Rab'bin yolunda ruh, kutsal rukla alevlendirmeliyiz. Amen. Birbirimize ateş vermeliyiz kardeşler. Ve biz bunu yapmalıyız. Ben sana ateş vereceğim. O öbürüne ateş vereceğim. Ve böylece biz birlik içinde devam edeceğiz. Birbirimize ateş vermemiz lazım. Birbirimize ışık vermek için zamanımızı kullanalım. Birbirimizi aydınlatalım. O yüzden buraya toplanıyoruz. O yüzden bir araya geliyoruz birbirimizi aydınlatmak için. Birbirimize teşvik etmek için. birbirimize daha kuraj verelim. Birbirimizle Rab'bin sözünü paylaşalım ve onun gelişi için düşünelim ve sevinelim diye kardeşler. Onun için ona her gün toplantıya gelin. Toplantı olduğu sürece toplantıda olun. Toplantıda Rab'bin yüzünü arayın. Bu bizim için önemlidir. Evet. Toplantıya sürekli sadık bir şekilde katıl. Sadık bir şekilde toplantıda olmamız lazım kardeşler. Rab'le buluşmak. Bizim için çok önemlidir. Rab'le buluşmak sokakta durmaktan daha iyidir biliyor musunuz? Yaz geliyor önümüz yaz. Çekirdekler bol, düğünler bol. Bir çekirdek mi yiyeceğiz? Düğünlerde sihir mi edeceğiz. Hayır, biz burada olacağız. Biz Rabbin evinde olacağız. Evet. O yüzden Davut diyor ya, bana Rabbin evine gidelim dedikçe sevindim. Evet. Onun için biz Rabbin evine geldikçe sevineceğiz. Dışarıda geçici bir sevinç. Dışarıda geçici bir mutluluk o düğünlerde. Ama Rabbin evinde olma bizim için büyük sevinçtir kardeşler. Şimdiden hazırlıyorum sizi. Ona göre düşünün. Önümüz yaz. Önümüz yaz düğünler çok. Eğlenceler yolda çok. Dedikodular sokakta çok oluyor. Ama biz orada olmayalım. Biz Rabbin evinde olalım. Ve Rabbin evinde onu yüceltelim, onun yüzünü arayalım. İnsanları değil ama Rabbi hoşnut edelim. Rabbi hoşnut etmeye çalışalım. Amin. Amin. Ve bunun için kardeşler bizim görevimiz budur. Her gün müjdeyi duyuralım. Müjdeyi ailelerimizle paylaşalım. Müjdeyi yakınlarımızla, dostlarımızla paylaşalım. Kendimize zaman bulalım bunu yapmak için. Geç kalma. Geç kalma unutma sen ailen için sorumlusun. Mesih seni seçti ki senin aracılığına başkalarını kurtarsın diye. Sen bir köprü ol ailenin Mesih'e gelmesi için ve kurtulması için. Sen köprü olacaksın. Başka değil. Sen ailenden sorumlusun ve ailene bir köprü olmalısın Mesih'e gelmek için. Kurtulmaları için sen köprü olacaksın. Senin kurtulduğun gibi onların da kurtulması için dua edeceksin. Senin sonsuz yaşama geçtiğin gibi onların da sonsuz yaşama geçmeleri için dua edeceksin ve onları Mesih'e getireceksin. İman etmelerini sağlayacaksın. İşte sen bu'ndan görevlisin ve sorumlusun kardeşim, kız kardeşim. Bunu unutmayın. Bunda biz sorumluyuz ve bunu her gün yapmalıyız. Ve Hezekil kitabında çok güzel bir ayet var. Hezekil 24 14te dedi ki harekete geçme zamanı geldi. Amin. Amin. Harekete geçme zamanı geldi. Zaman şimdi kardeşler. Yarın değil. Harekete geçme zamanı geldi. O yüzden artık zamanı kullanalım. Harekete geçelim. Tembelliği üzerimizden bırakalım. Atalım. Ve Rabbe sımsıkı tutunarak onun isteğini yapalım kardeşler. Evet. Önemli olan nokta budur ki ailene, eşine ve çocuklarına zaman ayır. Zaman ayır. Sonra pişman olmaman için şimdi zamanını doğru bir şekilde ailene, eşine, çocuklarına kullan. Sonra keşke dememen için şimdi bunu yapman lazım. Ailemizle ilgilenmemiz lazım. Onlarla müjdeyi paylaşmamız lazım. Onların kurtulması için dua ve oruç tutmamız lazım. Ve ailenle kaliteli zaman geçirmen lazım. Unutma. Eşine çocuklarına zaman ayır. Bazen biz hizmetçiler çok zor bizim için oluyor. Ama biz de bunu yapmamız lazım. Ben dahil buradan Mersin, Salim, Yıldız, Ruşli, Tahir hepimiz. Hepimiz kendimize eşimize zaman ayırmamız lazım. Rabbe zaman ayırdığımız gibi ikinci yerde de ailelerimize zaman ayırmalıyız. Ailemizle çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmeliyiz. Eşim ve çocuklarına zaman ayırmalısın. Onlarla ilgilen, onlarla birlikte yürüyüş yap. Onlarla birlikte gezip eğlen. Bizim de eğlenmeye hakkımız var kardeşler. Eğer biz imanlıysanız eğlenmeyelim mi? Tabii eğleneceğiz. Bizim de gezelim. Biz de tatile gidebiliriz. Biz de ailemizle sevinebiliriz. Bunu yapabiliriz. Evet. Onun ana. ailemizle birlikte yeme yiyip Rabbi yüceltelim. Bir yemeğe çıkabiliriz. Birlikte zaman geçirebiliriz ailemizle. Çocuklarımızın ve eşlerimizin bize ihtiyacı var. Unutmayın. Biz bazen hizmet ediyoruz ediyoruz ama ailemizi bir geride bırakıyoruz. Bana var oldu. Belki size de var oldu. Ama bu bizim için çok önemli ki ilk sırada Rab'be, sonra ailemize ve üçüncü olarak kilisemize hizmet edelim. Onun için bir hayatımıza bir denge, bir balans olmalıdır ve böylece Rab'be hizmet edebiliriz kardeşler. Çocuklarımız sonra büyüdüğünde onlarla zaman geçirmediğimiz zaman biliniz mi bize zor gelecek? Keşke Davutla Esterle zaman geçirse. E büyüdüler, evlendiler. Değerini bilmedik, gitti kızanlar. Sonra demeyelim. Belki siz aranızda bazınız bunu konuşuyorsunuz. Kim anı hani evlendirdi, kim anı hani güveye gelin gördü. Değil mi öyle? Keşke çocuklar küçükse gitseydik tatile. Keşke, keşke çocuklar daha küçük yanımızdayken onlara sarmazsaydık. Onları Rabbin yolunda eğitseydik, büyütseydik. Hep böyle keşkeler oluyor hayatımızda. Ama unutmayın hala torunlarınız var. Çocuklarınızla yapamadıysanız torunlarınızla yapın. Ama hala yeni evliler, yeni çocuklar olanlar şimdi yapın. Şimdi çocuklarınızla zaman geçirin. Evet, şimdi zaman geçirin. Kaliteli zaman, çocuklarınızla, eşinizle, ailenizle kendinize zaman ayırın. Neden? Çünkü Süleyman'ın özdeşlerinde Kral Süleyman şöyle diyor, 22.6'da değil ki Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Amin. Demek ki ne, neymiş bizim görevimiz? Çocuğu daha küçük yaşta yetiştirmek. Onu büyüttürmek. Ve o yaşlandığında o ne kadar büyüse de Rabbin yolundan ayrılmayacak. Rabbi bırakmayacak. Önemli olan bir çocuklarımızı daha küçük yaşta Rabbin yolunda yetiştirelim. Amin diyelim mi? Amin. Amin. Şimdi bizim yapmamız gereken onlarla zaman geçirmek. Çocuklarımızla zaman geçirelim. Sonra geç olabilir bizim için. Pişman olmamak için <laughs> keşke çocuklarımla zaman geçirseydim, Rabbin yolunda onları yetiştirseydim dememen için şimdi bunu yapmaya zamanın var. Daha zamanın var, bunu yap. Evet, eve gittiğinde bunu başla. Evet, daha buradan çıktığında hemen harekete geç. Çünkü ne dedi zekil, harekete geçme zamanı geldi. Artık harekete geçme zamanı geldi kardeşler. Ve çok güzel bir ayet var. Weiss kitabında 99 tavsiye ediyorum bütün karı kocalara bu ayeti. Okuyorum. Güneşin altında Tanrı'nın sana verdiği boş ömrün bütün günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Amin. Çünkü hayatın ve güneşin altında harcadığın, emekten payına düşen olan budur. Yani vaiz bunu söylüyor. Kral Süleyman tekrar burada söylüyor. Çocuklarınıza etti ve burada dedi ki: "Güneşin altında Tanrı'nın sana verdiği bu ömür, bu boş ömründe güneşin geçirdiği bütün her şeyden önce Rabbin sana verdiği eşinle güzel bir zamanın olsun." Güzel bir zamanın olsun. Evet. Güzel yaşayarak ömrünü geçir diyor. Budur kardeşler. Eşlerimizin değerini bilelim. Kız kardeşler kocalarınızın, erkek kardeşler karılarının değerini bilsin ve onlarla zaman bol kaliteli güzel zaman geçirin. Çünkü eşlerimiz bizim için değerli ve Tanrı'nın bize armağanıdır. O yüzden eşlerimizle bol bol zaman geçirelim çünkü yarın pişman olabiliriz. Yarın keşke eşimi kaybetmeden önce böyle yapaydım, gideydik buraya, böyle dememen için. Şimdi bol bol eşinle zaman geçir. Değerini bileşinin. Belki yaşlandınız ama birbirinizin kıymetini bilin. birbirinizi daha çok sevin. Birbirinize daha çok yardım edin. Birbirinize daha çok destek olun büyüklerimiz için. Ve biz gençler de daha şimdiden eşlerimizin değerini bilerek çocuklarımızı eğitelim. Eşlerimizle kaliteli güzel zaman geçirelim. Salim amcama çok güzel geleği. Şükür <laughs> Rabb'e. Evet, hayatında bir balans olması gerek. Denge olması gerek. Her şeye zamanın olması gerek. Ne için zamanımız olması? İşe bir zamanımız olsun. Hepimiz işliyiz kardeşler. Biliyorum bazılarımız işli bizim ekip olarak. Biz burada hepimiz çalışkanız. Hamdolsun hepimizin işi var. Ama işe zamanımız olsun. Eşimize, ailemize zamanımız olsun. Gezmeye zamanımız olsun. Toplantıya zamanımız olsun. Değil mi? Çocuklarımıza zamanımız olsun. Hizmete zamanımız olsun. Eğlenmeye zamanımız olsun. Müjdelemeye zamanımız olsun. Gülmeye zamanımız olsun. Telefonlara da zamanımız olsun ara sıra. Hadi. Ne yapayım sizi? Ama her şeyin bir zamanı olsun. Her şeyin bir dengesi olsun. Demeyim ki dizilere bakmayın. Dizilere de zamanınız olsun ama her şeyi dengeyle yapın. Her şeyi balansla yapın. Her şeyi güzel yapın. Sırayla evet sırayla her şeyin bir sırası olağım olsun. İlk önce Rab'le, ailenizle, kilisenizle hizmet ederek her şeyin bir balansını, bir programını yapın hayatınızda ve böylece hizmet edin kardeşlerim. Ve bu da çok önemlidir. Vahis kitabı 86 değil ki çünkü her her işin bir zamanı ve yolu vardır. Her işin bir zamanı ve bir yolu vardır. Her işin bir zamanı ve bir yolu var kardeşler. Onun için o işin zamanını doğru yapmalıyız. Zamanımızı doğru bir şekilde kullanarak Rabb'e yücelik getirmemiz gerek. Sakip olduğumuz zaman Rabb'e adandığımız zaman olsun kardeşler. Rabb'e adandığımız bir zamanımız olsun ve Rabb'i yüceltirelim. Evet. Daniel'de şimdi. Biraz daha zamanınızı alacağım kardeşler. Daha önemli bir konuya dalayım da şimdi. Hazır mıyız? Daniel 7.22 bakın ne diyor. Kutsalların krallığı olma zamanı yakındır. Kutsalların krallığı alma zamanı yakındır. İnanınız mı bir gün biz krallığı alacağız. İşte o zaman da geleyim. Her şeyin zamanı var. Bakın ben size zamanları sayıyorum. Ailenle zaman geçin, hizmet et, dua et. Ama bunun da zamanı yakın. Unutmayın öyle yaşayalım ki Mesih yarın gelecek gibi. Unutmamalıyız ki Mesih'in gelişi çok yakındır. Çok az bir zaman kaldı kardeşler. Mesih'in gelişine çok az bir zaman kaldı. Ve bunun için ne diyor? Matta 24:42 diyor ki bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbin geleceği günü bilemezsiniz. O bir sırdır. O yüzden her gün lazım biz zamanımızı mesiki bekler gibi kullanalım. Zamanımızı her gün öyle harcayalım. Çünkü beklenen zaman yakındır kardeşler. Bakın zaman doluyor. Mesih geliyor artık. Çok az bir zaman kaldı. Rabbin gelişi yakındır kardeşler. Bunun için ayık olmalıyız. Mesih'in krallığında yaşamak için zaman ayırmalıyız kardeşler. O zaman geliyor Mesih'in krallığında yaşamak için zaman geliyor. Az kaldı ve bütün dertler, sıkıntılar o zaman son bulacak. Ve Rab'le esenlik içinde yaşayacağız bir gün. Yeryüzünde belki dertler var, sıkıntılar var, zorluklar var. Ama Rab'le o zaman geliyor yani mutlu ve sevinç içinde yaşayacağız. Mutluluk içinde yaşayacağız kardeşler. İşte o zamanı bekliyoruz ve Hezekiel 7, 7 dedi ki yıkım zamanı yaklaştı. O zaman da yaklaşıyor. Biliniz mi ki Mesih'in gelişi olmadan önce yıkım zamanı olacak. Büyük sıkıntı zamanı olacak. 7 yıllık bir büyük sıkıntı zamanı olacak. Ve Rabbe iman etmeyen hepsi yıkıma uğrayacaklar. Rabbe iman edenler ise Rab'le mutlu ve sevinçli bir zaman olacak. Onlar için sevinçli bir zaman olacak. Zamanın değerini iyi bilelim kardeşler. Zaman değerlidir ve iyi olacak. İyi düşünelim zamanımızı ne için şimdiden harcıyoruz. Çünkü sonra istesek de o zamanı geri çeviremeyeceğiz. Şimdi o zamanımız var Rab için yaşayalım. Rab'e hizmet edelim. Rab'in isteğini yapalım. Rab'in isteğine göre hayatımızı sürdürelim. Ve o zaman sonra Rab'in önüne beyaz taktı da öne çıktığımızda keşke demeyelim. Keşke hizmet etseydim, keşke ailemi kurtarsaydım, keşke önceden onları müjdeleseydim dememek için şimdi bunu yap. Şimdi zamanın var bunu yapasın. O yüzden bunun değerini bilmeliyiz kardeşler. Ve bunu yapalım hemen. Evet günler gidiyor kardeşler dediğim gibi seneler geçiyor. O yüzden biz lazım hemen harekete geçelim. Dua ederek kutsal kitap okuyarak zamanımızı her gün geçirelim. Bir düşünelim. Bir düşünelim zamanımızı ne kadar boş şeyler için harcıyoruz. Bir düşünelim. Düşünün. bir Birkaç saniye düşünün zamanınızı ne kadar boş şeyler için harcıyorsunuz. Telefonda zaman geçirmek gibi. Dizilere bakmak gibi. Sokakta dedikodu yapmak gibi. TikTok, Facebook, YouTube düğünlere bakmak gibi. Böyle boş şeylerde çok zaman geçiriyoruz. Ama dediğim gibi bunun dengesini yapmak lazım. Bunun dengesini kurmak lazım kardeşler. Bütün zamanımızı bu boş şeylerde harcamayalım. Ama zamanımızı doğru bir şekilde kullanarak Rabbe zaman ayıralım. Ailemize, çocuklarımıza, eşimize, toplantılara, hizmete ve mesikin gelişine kendimize zaman ayıralım. Evet. Ve bunun için kardeşler son olarak sonuç olarak birkaç tane önerim var size ve bununla kapattıracağım. Birkaç tane öneri var. Birinci öneri o zaman zamanımızı doğru kullanmak için birkaç adım. Birinci adım Rab'le her gün zamanını geçir. Dua ederek kutsal kitabı okuyarak. Bu bir öneridir. Bunu yapmaya başla. İki, Rabbin evinde tapınarak zamanını geçir. Her gün Rabbin evine gel ve zamanını geçir. Üç, ailenle güzel kaliteli zaman geçir. Ve dört, kardeşlerinle bereketli zaman geçir. Bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Böyle kaliteli güzel zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum kardeşler. Ve o zaman bunun bereketini göreceğiniz. Biliyorsunuz zamanımız 24 saat değil mi öyle? Zamanımızın ondalığını Rabbe vermeliyiz. Zamanımızın ondalığını da Rabbe verelim. Rab bize 24 saat verdi ve biz bu 24 saat içinde ona zaman ayıralım. Ve onun için hizmet edelim kardeşler. Ve bununla kapattırıyorum son olarak. Bununla kapattırayım ki Tanrı'nın bize verdiği zaman bir armağandır. Tanrı'nın bize verdiği zamanı doğru kullanmamız lazım kardeşler. Rab Tanrı söz verdiği gibi dünyanın sonuna dek bizimle birlikte olacaktır. Rab söz verdi. Yeter ki zamanımızı doğru bir şekilde onun için kullanalım. Yeter ki zamanımızı onun için kullanalım. Rab söz verdiği gibi her zaman bizimle birlikte olacak. Ne diyor burada? Tanrı her zaman bizimledir. Amin. Tanrı her zaman bizimledir. Sıkıntılarda da, problemde de, sevinçte de, berekette de, mutlulukta da Rab her zaman bizimledir kardeşler. Bunu çana her gün Zamanımızın değerini bilerek Rabb'e şükredelim ve zamanımızı Rabb'e, ailemize ve toplantıya, hizmete adayalım. Amin. Rabb sizleri kutsasın kardeşler. Dua edelim, Rabb'imize yücelik verelim. Rabb sana teşekkür ediyorum. Sana hamd ediyorum senin diri ve etkili sözün için Rabb. Sana teşekkür ediyorum Rabb ki sen bu sabah bizlere konuştun Rabb. Ya Rabb seninle doğru bir zaman yaşamak istiyoruz Rabb. Sana teşekkür ediyoruz bize verdiğin bu zaman için Rabb. Bugün yaşıyorsa senin sayende Rabb. Bugün soluyorsa senin sayende Rabb ve biz bu zaman için sana şükrediyoruz. Bize ayırdığın her zaman için sana hamd ediyoruz Rabb. Sen kutsal bir Rab'sın. Yüce bir Rab'sın Rabb. Bunun için ben dua ediyorum. Rabb zamanımızın ondalığını sana vermemiz için bize yardım et Rabb. Ya Rab bu 24 saatin içinde sana zaman ayıralım. Ailemize, hizmetimize zaman ayırabilmemiz için bize istek ver, bize yardım et Rab. Bütün zamanımızı senin için kullanmak istiyoruz Rab. Ailemiz için Ya Rab senin gelişin için zamanımızı kullanalım ve her gün hazır olalım Rab. Bu için hazırla bizi Rab. Senin gelişin için bizleri hazırla Rab. Ya Rab senin gelişin yakındır biliyoruz. Bunun için ben dua ediyorum Rab. Ailelerimizi kurtarmak için bize zaman ayır Rab. Onları gidip müjdeleyelim. İlk haberi onlara duyurabilmemiz için bize zaman ayır Rab. Bu zamanı bize ver. Senin müjdeni onlarla paylaşmak için Rab. Sana teşekkür ediyorum bu sabah bize konuştuğun için. Rab sözün için sana hamdolsun Rab. Sözün bizleri bereketlesin ve kutsasın Rab. Buradan çıktığımızda senin sözün yüreklerimizde kalıcı olsun. Ürün versin Rab. Ve bu zamanı hiçbir zaman unutmayalım ki senden bir armağandır Rab. Ve zamanımızı doğru kullanalım. Zamanımızı bereketle ve kutsa Rab. Sana teşekkür ediyoruz. İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin.